Arkası Yarın. Bir Gül, Bir Gonca. 6. Bölüm. Yöneten Mehmet Köseoğlu. Radyoya uyarlayan Mehmet Mert. Seslendirme yönetmeni Neslihan Gürgün. Ses kayıt ve montaj Mustafa Özcan. Tanınmış bir doktorun oğlu olan Talha, İstanbul'da çalıştığı şirketin Antalya'daki mağazasına müdür olarak görevlendirilir. Talha, müdürlüğünü yaptığı mağazada çalıştığı sırada önce annesini kaybeden 7 yaşlarındaki küçük Zeynep'le, daha sonra bu kızın annesi Hayriye ile tanışır. Hayriye, öğretmenlik yapmaktadır ve hayırsız biri olan kocasından yıllar önce boşanmıştır. Hayriye'nin mazbut kişiliği ve güzelliği Talha'yı çok etkiler. Çok geçmeden de Hayriye'ye evlenme teklifi yapar. Hayriye, kendisine yapılan bu evlilik teklifinden son derece mutludur. Fakat Talha, annesinin bu evliliğe şiddetle karşı çıkmasından korkmaktadır. Bu olumsuzluğa rağmen Talha her geçen gün Hayriye'ye biraz daha bağlanmakta, ona yeni yeni hediyeler almaktadır. Kıyafeti nasıl buldunuz efendim? Aa, çok güzel. Sen ne diyorsun? Tek kelimeyle harika sevgilim. Tamam kızım, bunu ayır. Sonra da kıyafete uygun bir ayakkabı ayarla. Baş üstüne efendim. İnan sevgilim, bu elbise güzelliğine güzellik kattı. Çok pahalı olmalı sevgilim. Daha mütevazı bir şey alsam. Hayır hayır. Sen bundan da alasına layıksın. Bakın, size elbisenize uygun bir ayakkabı getirdim. Beğenecek misiniz? Ah, harika bir şey. Çok beğendim. Tamam kızım. Bunu da elbiseyle birlikte paketle ve hemen getir. Baş üstüne. Her zaman olduğu gibi beni şımartmaya devam ediyorsun. Devam da edeceğim canım. Sen her şeyin en iyisine layıksın. Seni çok seviyorum. Hem de deliler gibi. Ah Talha, ben de seni çok seviyorum. Buyurun efendim, elbise ve ayakkabınız hazır. Çok teşekkür ederim. Şimdi git hayatım. Yarın akşam saat 7 gibi uğrar alırım seni, tamam mı? Peki. Dur bir dakika. Az kalsın unutuyordum. Şu çikolata ayıyı da Zeynep'e götür. Bakıyorum Zeynep'i de unutmuyorsun. Teşekkür ederim. Kıyafetimi nasıl buldun tatlım? Çok güzel anneciğim. Bana anlattığın masallardaki prenseslere benzemişsin. Hmm. Çok çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim tatlım. Talha amcan aldı. Talha amca sana da mı hediyeler almaya başladı? Evet. Ne oldu? Kıskandın mı yoksa? Bugüne kadar sana neler aldı? Ben hiç ağzımı açıp da bir şey söylemedim, değil mi? Ama ben çocuğum. Ben de genç bir kadınım. Yine dışarıya mı çıkacaksınız? Evet. Bu gece Talha amcanla şöyle bir dolaşacağız. Peki ben ne olacağım? Sen evde bizi bekleyeceksin. Telefon açtım. Biraz sonra Nuran öğretmen gelecek. Ben Nuran öğretmeni değil, seni istiyorum. Ben zaten seninim tatlım. Sadece birkaç saatliğine yanında olmayacağım. Hep öyle diyorsun ama akşam olunca Talha amcayla birlikte dışarı çıkıyorsun. Ah, Talha'dır. Ben kapıyı açmaya gidiyorum. Merhaba Talha. Merhaba tatlım. İçeri girecek misin? Çıkalım mı yoksa? Akşam yemeği için yer ayırttım. Hiç girmeyeyim. Sen de hazırsan gidelim. Tamam. Üstüme bir şeyler alıp hemen geliyorum. Hı-hı. Zeynep, benim sevgili arkadaşım. Bu bana bir merhaba demek yok mu? Merhaba. Hepsi bu mu? Sadece merhaba mı diyeceksin? Eskiden gelir öperdin beni. Bu akşam canım öpmek istemiyor. Neden o? Yoksa seni kızdıracak bir şey mi yaptım tatlım? Cevap vermek istemiyorum. Ah, tamam, ben hazırım, gidebiliriz. Hoşça kal Zeynep'ciğim. Tatlım, hoşça kal dedim sana. Güle güle anne.
Merak etme bir tanem, geç kalmam. Sen uyumadan eve dönerim. Bu akşam seni beklemeden yatacağım, güle güle. Zeynep'in nesi var Hayriye? Sanırım kıskanıyor bizi. Nasıl? Bu gece senin için değişiklik oldu mu? Ah, çok. Her şey için teşekkür ederim hayatım. Asıl ben teşekkür ederim tatlım. Hayat ne kadar garip değil mi? Neden garip? 5 dakika sonra ne olacağını bilemiyorsun. Bir ay öncesine kadar sen de ben de yalnız birer insandık. Oysa şimdi bulutların üzerinde uçuyoruz. Kader dedikleri bu olmalı sevgilim. Mağazaya alışveriş için geldiğiniz gün Zeynep kaybolmasaydı seni asla tanıyamayacaktım. Evet, iyi ki kaybolmuş. Yoksa seninle tanışamayacaktım. Ya sen? Ben mi? Mutluluktan uçuyorum desem yalan olmaz. Hayatımda hiç kimseyi senin kadar sevmedim. Ben de seni çok seviyorum. Bazen bu sevgi beni korkutuyor. Neden? Biliyorsun mazimi ama sonu hüsranla bitti. Bir çocukla tek başıma kaldım. Geçmişi düşünüp de mutluluğunu gölgeleme sevgilim. Hayat insana her zaman doğru ve güzel şeyleri vermiyor. Ama inan bana, evlendiğimiz zaman belki de dünyanın en mutlu insanı biz olacağız. Umarım öyle oluruz Talha. Bunun için gece gündüz Allah'a dua ediyorum. İşte eve geldik. Evet, Zeynep'in odasının ışığı yanıyor. Güya beni beklemeden uyuyacağını söylemişti. Küçük cadı. Neden bugün bize soğuk davrandı? Sanırım seni benimle paylaşmayı kabullenemiyor. Ona evlenmek istediğimizi söyledin mi? Hayır. Henüz bu konuyu açmadım ama ilk fırsatta konuşacağım. Yarından sonra eskisi gibi sık sık görüşemeyeceğiz artık. Neden o? Okullar açılıyor ya. Kendimi öğrencilerime vermek zorundayım. Sabahları erken kalkmam için de geceleri erken yatmalıyım. Ne yapalım? Hafta içi öğrencilerin olsun, hafta sonları da benim. İyi geceler sevgilim. İyi geceler tatlım. Zeynep'i benim için öp. Umarım öptürür. Aa Hayriye, erken geldin. Evet, aklım Zeynep'te kaldı. Seni üzmedi ya Nurhancığım. Hayır hayır, biraz surat astı ama sonra televizyonda çizgi film seyretti. Zeynep'e baktığın için teşekkür ederim hayatım. Vakit geç oldu, sen git istersen artık. Peki, gerektiği zaman beni yine çağırabilirsin. Çok teşekkür ederim. Zeynep. Ne var? Ne var değil, efendim diyeceksin. Terbiyeli insanlar kendilerine bir şey sorulduğu ya da seslenildiği zaman efendim diye cevap verirler. Efendim anne. Neyin var senin tatlım? Bugün aksiliğin üstünde, somurttun, ters cevaplar verdin. Çok sevdiğin Talha amcanı bile öpmedin. Ondan gerçekten hoşlanıyor musun anne? Evet, çok hoş bir adam ve seni de çok seviyor. Ben de onu seviyorum ama neden onunla bu kadar çok çıkıyorsun? Bak, aslına bakarsan onu seviyorum Zeynep. İyi, seversen sev, ne yapayım? Sence bu kötü bir şey mi? Kötü bir şey olduğunu söyleyen mi var? Ama bu davranışlarında kötü bir şey olduğunu söylemek istiyorsun. O seni de seviyor, bunu biliyorsun. Ya nereden biliyorsun? Çünkü bunu bana söyledi. Her gelişinde sana getirdiği çikolatalarla, giysilerle de gösteriyor bunu. Seni çok çok seviyor. Bak, benimle evlenmek istiyor. Hayır, hayır istemiyorum. Evlenmeni istemiyorum. Ama onu seviyorum tatlım. Neden evleniyorsun onunla? Böyle biz bize daha iyi değil miydik? Emin misin? Yani bir babanın olmasını istemez misin? Arada bir başkası olmadan da iyiydik. Birbirimizi seviyorduk, arkadaş gibiydik. Yine öyle olacağız bir tane. Belki de bir babamızın olması bizim için daha iyi olur. Bunu hiç düşünmüş müydün? Evlenince artık sen onunla yatacaksın. Ve ben cumartesi, pazar sabahları senin yanına gelemeyeceğim. Tabii ki gelebileceksin. Neden gelemeyeceksin ki? İyi ama Talha amca buna izin verecek mi? Neden vermesin? Evlenince sen onun küçük kızı olacaksın. Senin için çıldırıyorum. Bağrına basmak için yanıp tutuşuyor. Gerçekten mi?
Elbette canım. Hem onunla birlikte yapacağımız güzel şeyleri bir düşünsene. Deniz kenarına, araba gezintilerine, deniz yolculuklarına birlikte çıkarız. Ayrıca onun ne kadar tatlı ve candan biri olduğunu da düşün. Öyle değil mi bebeğim? Peki onunla evlendiği zaman beliyle sevecek misin? Her zaman bir tanem. Her zaman, her zaman. Sen bana Allah'ın armağan ettiği en güzel şeysin yavrum. Ölünceye kadar seni sevmeme hiç kimse engel olamayacak. Merhaba Talha amca. Oo Zeynep. Tatlım seni görmeyeli çok olmuştu. Özlettin kendini. Şimdi özle bakalım. Yakında bol bol göreceksin nasıl olsa. Bu da ne demek oluyor şimdi? Annemle evlenmeyecek misin? O zaman hep birlikte olacağız ya. Evet, haklısın. Muzlu dondurma mı? Çikolata ayı mı? Çikolata ayıdan bıktım. Muzlu dondurma yemek istiyorum. Pekala. Bakar mısın? Buyurun efendim. Küçük hanıma eşlik eder misiniz? Muzlu dondurma yemek istiyor. Elbette. Gel bakalım şekerim. Seni dondurma satılan yere götüreyim. Anneciğim, iki tane yiyebilir miyim? İki tane mi? Ama bademciklerin. Bırak canı ne istiyorsa onu yapsın bu seferlik. Pekala. İki tane değil ama kiloha fazla koydurabilirsin. Teşekkür ederim anneciğim. Demek Zeynep evlenmemize izin verdi, öyle mi? Öyle görünüyor. O gece gezmeden döndüğümüzde konuştuk. İzin vermeseydi buraya benimle gelmezdin. Ben karşı çıkacağından korkmuştum. Önce mızmızlandın. Kendine göre haklı nedenleri var tabii. Beni kaybetmek istemiyor. Seninle evlendiğimiz zaman ona olan sevgimin biteceğini sanıyordu. Oysa kendisine duyulan sevgi ikiye katlanacak. Daha onu ilk gördüğümde çok sevmiştim. Babası olunca daha da çok seveceğim. Fazla sevip de benim kıskançlık damarlarımı kabartma ama. Söyle bakalım, neden çağırdın bizi buraya? Bugün yeni gelinlikler geldi. Onları göstermek istiyorum. Talha, gerçekten nikahımızda gelinlik giymemi istiyor musun? Elbette istiyorum sevgilim. 27 yaşında ve dul biri için gülünç değil mi sence? Hayır. Gelinlik giymek herkesin hakkıdır. Ayrıca benim ilk defa evlendiğimi unutuyorsun. Delisin sen. Gelinlik şart değil. Şöyle mazbut güzel bir kıyafetle de nikahımızı yapabiliriz. Ama ben sevgili karımın beyaz gelinlikler içinde görünmesini istiyorum. Evet. Bak burada bir sürü gelinlik var tatlım. Hadi seç birini bakalım. Pekala canım. Ama o kadar çok model var ki hangisinin bana yakışıp yakışmayacağına nasıl karar vereceğim bilemiyorum. Ben biliyorum. Gelenler içinde sana yakışacağını umduğum 3 tane var. Teker teker giyersen birlikte birine karar veririz. Hı hı. Giydiğim bu 3. oldu Talha. Bence bu şimdiki giydiğin en güzeli. Sana çok yakıştı. Sen ne diyorsun? Sen beğendiysen bence de iyi. O kadar genç görünüyorsun ki. Söylemesen ne yaşını tahmin edebilirler ne de bir çocuk sahibi olduğu. Anne, anneciğim. Üzerindeki elbise ne kadar yakışmış. Ah tatlım, beğendin de mi? Hem de nasıl. Masalda anlattın, Pamuk Prenses'e benzemişsin. Nedir bu? Gelinlik hayatım. Şu evinliyken giyilen kıyafet mi? Evet tatlım. Talha amcam bunu beğendi. Sen de beğendin mi? Çok beğendim. Evlendikten sonra sakın atma. Büyüyünce ben de evlenirken bu gelinliği giyerim, tamam mı? Tamam, söz veriyorum. Senin için saklayacağım bir tane. Paket yaptırayım mı? Madem giymemi istiyorsun yaptır. Cem, reyon şeflerine haber ver. Hafta sonu denetim yapılacak. Serisi azalmış mallarda %40 indirim yapalım. Peki efendim. Yeni gelen mallar için de yine vitrin düzenlemesi yapılmasında yarar var. Pazartesiye hazır ederiz Talha abi. Tamam. Tamam. Şimdilik bu kadar Cem. Tamam. Alo. Harun Bey mi dedin? Hemen bağlayın. Büyük patron arıyor. Hayırdır inşallah. Alo. Talha merhaba. Merhaba efendim. İşler nasıl gidiyor oralar? Her şey yolunda efendim. Evet, sen saklasan da yolunda olduğunu biliyorum ben. Ne? Neyi saklamışım ki sizden?
Anladığım kadarıyla sizin oralarda sevda rüzgarları esiyor. Söyle bakalım, duyduğum sadece bir dedikodu mu yoksa gerçek mi? Gerçek efendim. Ama bunu başkalarından değil de benden duymanızı isterdim doğrusu. Boşver evlat, sen devam et. Kız kim? Benim tek bildiğim ikinci kattan bir gelinlik satın aldın. Demek kuşlar size haber vermiş. Adı Hayriye, öğretmen. Geçen yıl buraya gelmiş, 27 yaşında ve Zeynep adında çok tatlı bir kızı var. Aralık ayının sonunda da evleniyoruz. Dul ve çocuklu dedin değil mi? Evet efendim. Aileni iyi tanırım evlat. Özellikle de anneni. Onun hippilere ve dullara karşı alerjisi vardır. Bu işe ne dedi? Ona henüz söylemedim. Söyleyeceği zaman bana da haber ver. Annenin kıyameti kopartacağından eminim. Sence bu haberi olgunlukla karşılayacağından emin misin? Hayır, hiç sanmam efendim. Neyse, sana iyi şanslar dilerim evlat. Haftaya buraya gelirken Hayriye'yi de getirecek misin? Üzgünüm ama o benimle gelmeyecek efendim. Öğrencilerini bırakamıyor. Doğru, öğretmen demiştin. Ne yapalım, biz de nikahınızda görürüz artık. Gelirseniz bizi mutlu edersiniz efendim. İnşallah evlat. Büyük bir aksilik çıkmazsa mutlaka gelirim. Hoşça kal. Güle güle efendim. Harun Bey önemli bir noktaya parmak bastı. Anneme bu evliliği nasıl haber vereceğim? Hayriye'nin dul ve çocuklu olduğunu öğrendiğinde bana neler yapabileceğini düşünüyorum. Başımın etini yiyecek. En iyisi haftaya İstanbul'a gittiğimde onlara uğrayıp evleneceğimi münasip bir şekilde anlatayım. Bir Gül, Bir Gonca adlı oyunun 6. bölümünü dinlediniz. 7. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalınız.